Herkese merhaba. Bugün sizlere Amerika'da araba kullananlar için hayat kurtarıcı bazı bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz burada araba eliniz ayağınız. Araba olmadan bir şey yapmak maalesef mümkün değil. Ondan dolayı da arabayla çok fazla vakit geçiriyorsunuz. Örneğin işe gidiyorsunuz, çocuğunuzu okula bırakıyorsunuz, markete gitmek zorundasınız. Bu da arabayla ilgili çok fazla sorun yaşamanıza neden olacak. Lastiği patlayacak, aküsü boşalacak ve farklı nedenlerden dolayı arabanızın arıza yaptığını göreceksiniz. Bu videoda yaşayabilirsiniz sorunları en aza indirecek bazı pratik bilgiler vereceğim. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle her zaman söylediğimiz gibi biz bu videoyu Türkiye'den buraya kısıtlı bütçeyle gelen, cebinde belirli bir bütçesi olan ve bu bütçenin bir kısmıyla da ikinci el bir araba alacak olan kişiler için çekiyoruz. Ne diyorduk? Zaten bizi milyon dolarları olan insanlar izlemiyor. Onların kulvarı ayrı. İlk olarak bana göre ikinci el arabası olanların bilmesi gereken en önemli konuyla başlayalım. Bu da yol yardımı konusu. İkinci el aracınız varsa, özellikle de bu biraz eski modelse muhakkak yolda kalma durumları olabiliyor zaman zaman akü boşalıyor, zaman zaman lastik patlıyor. Ondan dolayı yapmanız gereken bir şey var. O da yol yardımı hizmeti almak. Pek çok sigortanın kendi bünyesinde var ama bu ayrı olarak satılıyor. Siz bunu sigorta yaptırırken eğer ben yol yardımı istiyorum demezseniz onu çoğunlukla eklemiyorlar. Var mı yok mu diye kontrol etmeniz lazım. Zaten bu sigorta şirketlerinin yol yardımı biraz farklı olabiliyor. Ben özellikle yol yardımı konusunda size bir firmadan bahsetmek istiyorum. Burada Triple A denilen yani 3A olarak bilinen yol yardım sigortası. Ayrı olarak yaptırıyorsunuz. Yani ana bir sigortanız var. Bunu harici olarak yaptırabiliyorsunuz. E özellikle de ikinci el arabası olanlar için bu cidden bayağı kurtarıcı oluyor yol yardım hizmeti olmaya versin de diyebilirsiniz ama burada Türkiye'deki gibi işler dönmüyor. Türkiye'de bir eşiniz, dostunuz, akrabanız vardır. Herhangi bir sorun yaşadığınızda yolda ararsınız Mehmet abi koş gel dersiniz adam koşturur gelir. Benzin getirir işte akü takviyesi gerekiyorsa yoldan birini çevirirsiniz o size akü takviyesi yapar. Ama burada bazı şeyleri bulmak mümkün değil maalesef. Normal hayatta olduğu gibi trafikte de yalnız başınız olacaksınız. Yani burada eşiniz dostunuz olduğunu bile kabul etsek herkesin işi olduğundan benim yardıma ihtiyacım var dediğinde ha deyip gelemiyorlar. Doğal olarak da bu tür sigorta işlerinin faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten aylık olarak çok cüzi bir ücreti oluyor bunların. Yani yıla vurduğunuz zaman 100 doları geçmiyor. Peki diyeceksiniz ki normal sigortaların yol yardımı değil de neden bu AAA'yı alalım? Şimdi bu AAA firması daha çok bu yol yardım hizmetlerini veriyor. Ondan dolayı bu konuda daha profesyoneller. Kendi sigortanızdan da yaptırabilirsiniz ama bunların verdiği hizmet gibi kaliteli hizmet vermiyorlar. Mesela bir yerde arabanız bozuldu, yol yardımına ihtiyacınız var. AAA'yı aradığınızda size en hızlı şekilde yardımcı oluyorlar ve yardım ağları da çok geniş. Hemen en yakındaki yardım ekibini size yönlendiriyorlar. Ben açıkçası bunu araştırarak abone oldum. İlla bu dediğim firma üzerinden almak zorunda değilsiniz. Kendi sigortanız üzerinden de yine yol yardımı alabilirsiniz ama benim önerim AAA olur. AAA'in bir artısı da hemen hemen aynı fiyatlara yol yardımı konusundaki en geniş sigortayı veriyor. Benim yaptığım araştırmalara göre Amerika'da yol yardım hizmeti veren en iyi kurum AAA artık bu konudaki karar size ait. Araba kullanırken ihtiyacınız olacak şeylerden bir tanesi de arıza tespit cihazı. Biliyorsunuz zaman zaman araba kullanırken arıza ışığının yandığını görürsünüz. Bu da size panik yaptırabilir. Özellikle Amerika gibi bir yerde. Bazen böyle saçma nedenlerden dolayı da araç ikazlanması yanabiliyor. Siz bunu gördüğünüz zaman aman bir şey mi oldu arabama diye hemen koşturup tamirciye gidebilirsiniz. Bu sizin için para kaybı zaman kaybı da yaratabilir. Ondan dolayı aracınızda ne tür bir arıza oldu? Bu çok büyük bir şey mi? Yoksa idare edilebilecek bir şey mi? Bunun tespitini yapmanız önemli eğer zaten saçma sebeplerden dolayı yanmışsa ya da küçük bir arızadan dolayı yanmışsa siz yolunuza devam edebilirsiniz. Büyük bir şeyse de baştan önlem alıp daha büyük arızalara neden olmadan kurtarabilirsiniz. Amerika'da bu tür cihazlar çok pahalı değil. 15-20 dolar gibi bir rakamdan başlıyor. Daha yukarılara kadar gidiyor. Bu cihaz elinizde bulunursa siz kolaylıkla arızanızı tespit edebilir. Eğer küçük bir arızaysa da kendiniz kolaylıkla halledebilirsiniz. Böyle bir cihazı arabada bulundurmanız önemli. Peki siz bu cihazı almayı önemsemediniz. Araç lambanız yandı. Ne yapacaksınız? Hemen Google'dan en yakındaki... Otozon firmasını bulacaksınız. Otozon burada araç parçaları satan bir firma. Amerika'nın hemen hemen her yerinde şubeleri var. Oraya gittiğiniz zaman size ödünç olarak verdikleri bahsettiğim arıza tespit cihazları var. Onlardan aldığınız bu cihazı arabanızda takıyorsunuz. Zaten nasıl yapacağınızı orada tarif ediyorlar. taktıktan sonra o cihazı içeri götürüyorsunuz. Onlar aracınızda ne tür bir arıza var, onu tespit edip size bilgi veriyorlar. Siz de ufak bir arıza ise bu, oradan alacağınız bir parçayı eğer eliniz sizden de iş geliyorsa arabanızda takıp devam edebilirsiniz benim böyle bir şey başıma gelmişti araçta ufak bir parça arıza yapmış oradan hemen alıp e, tornavida yardımıyla değiştirip yoluma devam etmiştim O yüzden böyle ufak tefek arızaları yapabilme yeteneğiniz de varsa Oradan kolaylıkla çözebilirsin. Bir başka önemli alet de dash kamera dedikleri araç kamerası. Türkiye'de de kullanılıyor ama burada kullanmak çok önemli. Çünkü Türkiye'deki gibi burada her yerde Mobesa kameraları yok. Bir kaza yaptınız. Allah göstermesin. Birine çarptınız. Bir arabaya çarptınız. Bir şey oldu. Kabahat sizde değil. Mobese olmadığı için kimin suçlu kimin suçsuz olduğunu bazen polis anlayamayabiliyor. O yüzden araç kameranız olursa kaza anında ne yaşandığını ispatlamanız çok kolay olacaktır. Çünkü sigorta firmaları bazı kanıtlar istiyor. Çevrede bir kamera olmadığı için sizin kameranız doğal olarak bir şahit olmuş oluyor. Hatta sizi suçlu gösteren bir kazada bile kamera avantajını kullanarak suçsuz olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz. Hatta bazen trafikte yeşil ışıktan geçerken birdenbire sarı kırmızı olabiliyor ya ışık. O anda bir polis sizin kırmızıda geçtiğinizi iddia ettiğini düşünün. Size bir ceza yazdı. Eğer böyle bir kameranız varsa, "Hayır, ben kırmızıda geçmedim, yeşilde geçtim." deyip itiraz edip o cezayı da iptal ettirebilirsiniz. Yakın zamanda başımıza bir kaza geldi. Kazada %100 haklıyız. Polis raporları da bunu doğruluyor. Ama sigorta bizden, "Sizin şahidiniz var mı? Suçsuz olduğunuzla dair kanıtınız var mı?" diye sordu. Dedi ki, "Polis raporu var." "Hayır," dedi. "Sadece polis raporu yetmez. Herhangi bir şahit var mı?" diye sordular. Şahit yok. Kimi şahit gösterelim dedik. Araç kameramız vardı. Araç kamerasını söyleyince ha tamam dediler ve okeylediler. O yüzden araç kamerası burada çok önemli. Şimdi size bir kaza görüntüsü izleteceğim. Böylelikle araç kamerasının ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Arabanızda bulundurmanız gereken bir başka alet de şarjlı akü takviye cihazı. Biraz önce yol yardım hizmetinden bahsetmiştik ya. Onu genellikle yılda 4 sefere kadar veriyorlar. Akü takviyesi bildiğiniz gibi aslında basit bir işlem. Bunun için siz bu hizmeti kullanmak istemeyebilirsiniz. Belki bu daha büyük şeyler için kullanabileceğiniz bir hizmet olabilir. O yüzden aküyü kendiniz takviye yaparsanız bu avantajlı olacaktır. Bunun dışında zaman kaybını da önleyecektir. Çünkü yol yardımını aradığınızda doğal olarak bir bekleme süreniz olacak. Özellikle de şehir dışında bir yerdeyseniz bekleme süresi daha da artabilir. Bu tür bir cihazı alırsanız işinizi kolaylıkla çözebilirsiniz. Bunun dışında akü takviye kablosu da bulundurabilirsiniz arabanızda. Ama Türkiye'deki gibi insanların gelip size aracını açıp oradan akü takviyesi yapmasını çok beklemeyin. Çünkü burada insanlar pek çok şeyden korkuyor. Yanınıza yaklaşmak bile istemeyebilirler. Bu alet çok pahalı bir alet değil. Aşağı yukarı 40 dolardan başlıyor. Daha da yüksek fiyatlara kadar çıkıyor ama 40-50 dolarlık bir alet sizin işinizi görebilir. Bu alet çok basit bir şekilde çalışıyor. İçerisinde de kabloları var. Aracın aküsüne aynı akü takviyesi yapar gibi bağlıyorsunuz ve tuşa bastığınızda arabanız çalışıyor. Dolayısıyla arabanızda bulundurmanız gereken en önemli cihazlardan bir tanesi de bu. İşinize yarayacak bir başka şey de lastik tamir kiti. Ben Türkiye'de yıllarca araba kullandım. Arabamın tekerinin patladığını hatırlamam. Ama burada yılda 3-4 sefer araba lastiğinin patladığını görüyorum. Çünkü yollar o kadar kötü ki bazen çivi giriyor, bazen yoldaki herhangi bir bozukluktan dolayı lastik patlayabiliyor. Yani özetle bayağı lastik patlamasına şahit olabilirsiniz burada. Size lastik tamir kitini almanızı öneriyorum. Bu alet sizi en azından lastikçiye gitme konusundan kurtaracaktır. Lastiğiniz patladı, yolda kaldınız. Krikonuz vardır, yedek lastiğini değiştirip yolunuza devam edebilirsiniz. Ama farz edelim ki uzak bir noktada kaldınız ve o yedek lastikle çok uzun mesafe yapmanız biliyorsunuz mümkün değil. Ne yapacaksınız? Doğal olarak da o aracın lastiğini tamir ettirmeniz gerekiyor. Burada lastik tamir işleri Türkiye'deki gibi böyle yol kenarlarında her yerde yaygın değil. Belki de işte dağın başında böyle uçsuz bucaksız bir yerde olabilirsiniz. Lastiğinizi kendiniz tamir etmeniz gerekiyordur. Bunun dışında burada tamir ücretleri biliyorsunuz pahalı. Bir lastik tamiri yaptırsanız yine 70-80 doları bulacaktır. Dersiniz ki ben bu parayı vermek istemiyorum. Kendim bir şekilde hallederim. Bunlar çok böyle pahalı aletler değil. Zaten yaptığınızda da göreceksiniz. Uygulaması da çok basit. Tamir kitini kullanarak kendi başınıza aracın lastiğini tamir edebilirsiniz. Çünkü burada işçilik ücretleri biliyorsunuz pahalı ya da vakit harcamak istemeyebilirsiniz. Çünkü bir yerden bir yere gittiğiniz zaman 2-3 saatiniz gidiyor. Dolayısıyla kendiniz tamir kitini kullanarak işinizi hallettikten sonra bir pompa yardımıyla lastiğinizi şişirip tekrar yerine takabilirsiniz. Manuel olarak elle yapabileceğiniz pompalar var. Onun dışında bir de çakmaklıktan güç alan otomatik pompalar var. Onlardan bir tanesini edinebilirsiniz. Benim son günlerde rast geldiğim bir tane alet var. Hem akü takviyesi yapabiliyorsunuz hem de pompa olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da kullanışlı bir alet. Birazcık böyle büyükçe bir alet ama eğer arabanızda yer varsa bunu da alıp saklayabilirsiniz. Ben kriko kullanamam, aracın tekerini de yerinden sökemem diyebilirsiniz. Özellikle de kadın arkadaşlarımız bu konuda müzdarip olabilir. Bunun için de yine güzel bir çözüm var. Böyle sıvı bir tamir kiti var. Bunu Sibop'tan direkt enjekte ediyorsunuz. Lastiği içten komple kaplıyor ve tamir ediyor. Yine pompa yardımıyla şişirerek yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu belki de diğerinden daha kolay bir çözüm. O yüzden bunu da değerlendirebilirsiniz. İşinize yarayacak bir başka şey de BD40 pas sökücü solüsyon. Bu kimyasal belki çoğunuz biliyorsunuzdur evde veya da arabada böyle paslı bir şeyiniz varsa özellikle vida açamıyorsanız mesela aracınızın kilidi ile ilgili bir problem oldu içine anahtarı sokamıyorsunuz anahtar dönmüyor VD40'ı oraya sıktığınız eğer farklı bir sorun yoksa kolaylıkla arabanızı açabiliyorsunuz. Bunun dışında yine VD40'ın buz önleyici bir ürünü var. Bunu aracın sileceklerine ve camına sıktığınızda soğuk havalarda dahi orada buzlanma olmuyor. Özellikle de soğuk eyaletlerde kar yağışının çok olduğu yerlerde yaşıyorsanız bunu almanızı öneririm. Buna ek olarak soğuk eyaletlerden birinde yaşıyorsanız kar kazıma aletlerini almanızı öneririm. Ya ne gerek var buna ben bunu elimle zaten temizlerim diye düşünürseniz biraz yanılırsınız. Çünkü sabah kalktığınızda arabanızın üstünde bir metre karı gördüğünüzde vay ben ne yaptım diye dövülürsünüz. Bu basit aleti alıp arabanıza koyun çünkü çok işinize yarayacak. Yine karın uzun süre yerden kalkmadığı eyaletlerden birinde yaşıyorsanız çekme alatını da aracınızda bulundurmanızı öneririm. Yine buradaki ilginç aletlerden bir tanesi de lastik basıncını ölçen bu cihaz. Bu alete ne gerek var diye düşünebilirsiniz. Türkiye gibi düşünmeyin burayı. Amerika'nın gelenini tabii ki de bilmiyorum ama New Jersey'de pek çok yerde dijital olarak lastiğinizde ne kadar hava basacağınızı gösteren bir alet yok. Manuel olarak dolduruyorsunuz. Onu doldurduğunuzda böyle üstünde basıncı belirleyen bir şey var ama onun çalıştığını çok fazla düşünmüyorum ben. O yüzden böyle bir alete ihtiyacınız olacak. Böylelikle lastiğe ne kadar basınç yüklediğinizi ya da var olan basıncınızın ne kadar olduğunu bu aleti kullanarak anlayacaksınız. Hatta evinizde kendi imkanlarınızla belki de aracınızın lastiğini dolduruyor olacaksınız. Basit bir alet ama ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız bunu da aracınızda bulundurabilirsiniz. Sürekli navigasyon kullanacağınız için telefon tutacağı, sürekli yolda olacağınız için telefon şarj aleti. Bunun gibi aletler zaten olmazsa olmaz yani söylemeye bile gerek yok aslında. Bunun dışında arabanızın neye ihtiyacı olabileceğini siz artık yaşayarak öğreneceksiniz. Burası Amerika her şey için bir alet var. Bunu zaman içerisinde siz kendinizi tespit edip ona göre edinirsiniz. Örneğin arabanızın su kaynatma problemi vardır. Bunun için de yine bir alet var. Suyun derecesini ölçüyor. Yani bundan hareketle siz ne zaman su kaynatır arabam diye bakıp ona göre önlem alabilirsiniz. Ya da arabanızda belirli noktalarda akıntı vardır. Akıntı önleyici bazı şeyler de var. Kimyasal gibi. Oraya bir şekilde enjekte ediyorsunuz ve akıntıyı önlüyor. Ya da çok yağmur yağan bir alette yaşıyorsunuz. Yağmur yağdığında arabanızın camı komple yağmur suyuyla kaplanıyor ve yolu göremiyorsunuz. Bunun için de cama sürdüğünüzde yağmur suyunu akıtan bazı solüsyonlar var. Onları da kullanabilirsiniz. Yani bunun aslında ucu bucağı yok. Bir sürü alet, bir sürü ürün var. Ben bugün sizlere kendimce en önemli bulduğum şeylerden bahsettim. Yine burada yaşayan arkadaşlarımız kendi tecrübelerinden hareketle gerekli olabilecek aletleri, ürünleri paylaşabilirler. Yorum kısmına yazarsanız pek çok insan ve tabii ki de bizler de bundan faydalanabiliriz. Umarız faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.